Kimse yok mu? Kimse yok mu? Pizzacı geldi efendim. Merhaba. Kimse... Neler oluyor? Lanet olsun. Bak, işaretli sürücünün sadece $20 bozukluk taşıdığı yazıyor. İstediğin her şeyi ya. Lanet pizzayı da al. Yürü, tamam, yürü. Tamam. Dön. Peki. Duvara dön. Bak. Dizüstü çök. Dizüstü çök. Jack? Walt? Burada ne alt ediyorsun sen? İşimi yapıyorum. Ne? 30 yaşındaki adam pizza mı dağıtır? Elinde silahla ne yapıyorsun? Lanet olsun. Olamaz, olamaz, olamaz. Bak. Jack. Jack, sorun yok dostum. Duvara dön. Duvara dön, arkana dön. Arkana dön, hadi. Lanet olası dizinin üstüne çök, hadi. Hayır, yapmam. Duvara bak. Duvara bak. Lütfen yapma dostum. Ona bakma. On bir gün önce. Kabus hep aynı şekilde. Gördüğüm şey sürünen kapkara bir böcek. Kan izlerini takip ediyorum. Ve sonunda bulduğum küçük bir çocuk. Annesinin cesedini tutuyor. Çocuğun gözleri yaşlarla dolu. Annesinin cesedi şarapnel dolu ve çocuk da annesini uyandırmaya çalışıyor. Bunun bir oyun olduğunu sanıyor. Ve belki de haklıdır. Çünkü hayat yalnızca bir oyun. Ölüm hep galip geliyor. O çocuğu kollarıma almalıydım. Ve onu güvenli bir yere götürmeliydim. Ama tek yaptığım, tek yapabildiğim makinemi çantamdan çıkarıp fotoğraf çekmekti. Sadece işimi yapıyordum. Bu kesinlikle senin için bir tetikleyici olmuş Jack. Neden sürekli bu hikayeye dönüyoruz? Jack. Jack. Bunun için üzgünüm. Arayan Claire mi? Evet o. Muhtemelen sadece akşam yemeği konusunu merak etmiştir. Onunla nasıl gidiyor? Bir iş bulmamı istiyor. Ve benim evden dışarı çıkmamı istiyor. Ama sanırım ben hala bunda sıkıntı yaşıyorum. Yani alışmak konusunda. Böyle şeyler biraz zaman alır. Ama gerekli adımları attın. İlerleme kaydediyorsun Jack. Ama 18 ayda. Bence yeni mücadeleler için hazırsın. Güvenli bölgenin dışına çıkman gerekiyor. Bana göre Orta Batı'ya taşınma işi hala bir geçiş süreci. Aa, buraya gelme süreni kafana takma sen. Nasılsa geldin. Merhaba. Cevap veremediğim için üzgünüm. Ben daha yeni çıktım. Merhaba. Biraz gecikeceğim. Benden işi bitirene kadar kalmamı istediler. Akşam yemeğini halleder misin? Evet. Elbette. Ben hallederim. Sabırsızlanıyorum. Seni seviyorum. İstersen onu çıkartmakta serbestsin. Ben listede kalan şeylerin envanterini şimdi çıkartabilirim. Şimdi sırada Bay Stram'ın en güzel eserlerinden biri var. Evet. Evet, ben hallederim. Bu yeniden yapılandırılmış bir makine. 1930'lardan kalma. Jack bunların koleksiyonunu yapmıyor mu? Evet. Makinenin oldukça özel yapımı bir kılıfı var. Ama geri döndüğünde hepsinden vazgeçti. Açık arttırmayı $50 başlatıyorum. Evet, $50 verildi. 55 var mı? 55. İşte 55 verildi. Sebzeleri de anla. Bilemiyorum. Seansların nasıl gidiyor? Hep aynı şeyler. Yani şey... Oldukça iyi gitti. Denilebilir. Peki. Tamam. Sana bir sürprizim var. Burada bekle. Sürpriz mi? Hmm.
Bu senin yıl dönümü hediyen. Ama yıl dönümümüze daha çok... Hadi aç şunu. Açsana. Tamam. Aa. Tatlım. Hayır, ben biliyorum, biliyorum. Sadece bir bak. Belki yeni bir koleksiyona başlarsın. Ve bu oldukça eşsiz. Sanırım 80 yıllık falan ama hala oldukça iyi durumda. Bu oldukça özel bir makine. Bayıldım. Teşekkür ederim. Vay canına. Sahi mi? Evet. Sen emin misin? Evet, sağ ol. Tamam. Peki. Vay canına. Klasik bir SLR ha? Eğer onu test etmek istersen iş yerimde kısa süreli olacak bir iş imkanı var. İş, evet. Ben bu konuda çok heyecanlı. Senin çalışmalarını seviyor. Ve gerçekten fotoğrafçılık deneyimi olan birine ihtiyacı var. Kırılma tatlım ama alışık olduğum çekim türleri mezhep çatışmaları, bina fotoğraflamak değil. Bir ilerleme kaydetmemiz lazım. Bak, Doktor Vogel'a göre ilerleme kaydediyorum zaten. Ayrıca haftaya birkaç iş görüşmesine gideceğim, merak etme. Fotoğraf çekmeyi ne kadar sevdiğini biliyorum. Merhaba, birkaç fotoğraf tab ettirecektim de. Evet tabii, çıkarttıracağınız 10 rulo mu? Aha. Pekala, hemen ilgileniyorum. Eskiden liseye giderken sık sık gelirdim. Çok insan gelirdi. O zaman da siz buranın müdürüydünüz. Kariyerim yükselişe geçti, hatırlattığın için sağ ol. Öyle demek istemedim, sadece yeniden fotoğraf çekmeye başlamak heyecanlı bir şey. Evet, heyecanlıdır. Tamam. Merhaba. Merhaba. Günün nasıldı? İş gibiydi aslında. Büyük fotoğraf çekimin nasıl geçti? Ansel Adams'ınki kadar iyi sayılmazdı ama fena da değildi. Aman tanrım. Seninle gurur duyuyorum. Bu harika. Tekrar çekim yapmak, yani bu evet. Güzelmiş. Seninle gurur duyuyorum. Geri döndüm. Tamam, harika. Koşmam gerekiyor. Tamam mı? Hoşça kal. Tamam.
Hey, sen iyi misin? Hayır, hayır, iyi değilim. Neden? Garip adamın teki beni takip ediyordu. Ne demek takip ediyordu? Yani o bariz şekilde takip ediyordu. Nasıl yani? Sokak boyunca koştum ve o da beni takip etmeyi sürdürdü. Sonra evin yoluna girmek için sokağa döndüm. Tanrım, elleri pantolonunun içindeydi. Yoksa sana dokundu mu? Yok, kendine dokunuyordu. Ha, tamam, nerede o? Yok, bekle, dur. Bebeğim, nerede o? Hadi ama buraya gel lütfen. O gitti. Bir süre sonra takibi bıraktı. Onu daha önce görmüş müydün? Bilmiyorum, adam şeydi, kiloluydu ve de gözlüklü, beyaz atletliydi. Polis arayalım mı? Nerede yaşadığımı bilmiyor, tamam mı? Polis arabalarını görürse bunu öğrenir. Tatım, ya bunu bir çocuğa falan yaparsan? Bebeğim, lütfen sakinleş. Ben iyiyim, tamam mı? Çok tutkulu oda arkadaşları tamam. Gibiyiz. Oldukça açık fikirli biri. Tabii. Bir soda verir misiniz? Geldi merhaba. İşte. Nasıl gidiyor dostum? Güzel. Ben de aynı şekilde çok iyi hissediyorum. Öyle mi? Evet. Bir tamam. Tane daha alacağım. Çok sağ ol. Bu sapığın yerine ne zaman o güzel nişanlını getireceksin? Sapık, evet, sahiden uzun zaman oldu. En sevdiğim çiftsiniz. Birinin en sevdiği çift olabilirdik. İyi. Bizim olayımız bu işte, artık evet. Bir olayımız var. Sen sadece... Sen ve Dayan benzeri bir durum. Evet, tabii, o kız senden nefret ediyor. Sen nasılsın? İyiyim. Haberler nasıl? İsterinden ama tekrar fotoğrafçılığa başladım. Evet. Öyle mi? Evet. İyiymiş. Çekiyorum sayıları şimdilik ya. Claire'in iş yerinde deneme çekimleri yapıyorum. Bu çok iyi. Yapman gereken şeyleri yapmaya geri dönmüşsün ha? Robert Capa ödülünü kazanmam gerektiğini sanırdım. Onun yerine bina fotoğrafları çekiyorum ama... Bu bir başlangıç. Gurur duydum. Şerefe. Kendime bir daha makine kullanmayacağıma dair söz vermiştim. Yürüyüşe çıkalım. Hemen arkada. Bir şey göstermek istiyorum. Orada ne yaşadığını hiç bilemiyorum. Anlarsın ya, bu beni ilgilendirmez. Bununla uğraştığını ve... sindirmeye çalıştığını anladım. Ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemem. Ama tek bildiğim, her zaman doğru olanı yapabilmek adına elinden geleni yaptığın, yapacak bir işin vardı. Ne yaptın? Ve işin de gerçekten de çok iyiydi. Eğer eline tekrar makine almasaydın yazık olacaktı. Biliyorsun, bu iyi bir iş sayılır. Benim yaptığım işten kat kat iyi. Peki ya sen bugünlerde ne yapıyorsun? Biraz şundan biraz bundan işte. Henüz Olive Sokağı'nda kendimi satmıyorum. Olive Sokağı'nda fahişeler mi var? Evet. Ya hani hayır. Öyle duydum. Ben iyi bir adamım yani, üstelik evliyim. Biliyorsun, uslu bir çocuğum. Evet. Olur da yolun oraya düşerse gidip Cassandra'yı sorum. O... yakın bir arkadaşımdır. Yani kişisel olarak. Tamam. Evet. Fahişene dokunmayacağım. Cumhuriyetçilerden Dan Cheney %67 oyla liderliği... Bu pandayı vuran adam değil miydi? %33 Amerika en kötüleri seçiyor. Gerçekten. Hayır. Böyle bir şey hiç yaşanmadı ki. Evet. Çok dikkatli ol. Bunu sahip olduğumuz az bir parayla reklamda gördüğü bıçak setini satın almak isteyen adam söylüyor. Ama onlar sıradan bıçaklar değil ki. Onlar Tanaka bıçaklarıydı. Evet, her neyse. Tabii. Bir süre boyunca patlak lastik yiyeceğimiz için onlara ihtiyacımız olabilir. Bak, sen seni temin ederim. Tanaka bıçaklarının pek çok pratik kullanım şekli öyle var. Öyle mi? Evet. Bir çocuk oyun parkında düşerek boynunu kırdı ve hayatını kaybetti. Polis bunun bir kaza olduğunu söylüyor. Biliyor musun? Dün tam da oradaydım. Ne? Evet, orası şirketinizin Kordova'daki inşaatının hemen yanında. Jack Zeller adına fotoğraflar vardı. Evet, Zeller. Bir saniye bayım. Bekleyin. Peki. Jack Zeller geldi efendim. Peki, tamam. Bay Zeller, masamın üzerindeler. Aslında bir sorunumuz var gibi. Sorun mu? Bütün filmlerinizi kurtardık. Küçük bir yangın çıktı da. Tamam. Daha bilgi için teşekkürler. Evet, ayrıca... bütün fotoğraflar siyah beyaz çıktı. Siyah beyaz mı çıktı?
Yani ben de anlamadım ama çok değerli bir müşterimiz olduğunuz ve zorunda bize ait olduğu için sizden bir ücret almayacağız. Yalnızca 4 rulo basıldı ve bundaki filmlerde siyah beyaz mı? Ha, diğerleri de hazır olduğu zaman sizi çağıracağız. Bir şeye ihtiyacınız olursa uğrarsın. Sağ olun. Buradan hemen gitmelisin. Buraya giremezsin. Jack, orada ne arıyorsun? Acele et. Üzgünüm, hemen geliyorum. Lanet olsun. Burada ne yapıyorsun böyle? Beni korkuttun. Üzgünüm. Sadece bir şeyi kontrol etmek istedim, önemli değil. Tamam. Canım. Tatlım. Yatağa geri gel Tamara. Tamam. Hemen geliyorum. Baksana unutmadan yarın havuzda Shannon ve Juliet'le buluşacağız. Demek havuz. Evet öyle. Tamam. On dakikaya hazır olur muyuz? Elbette. İnsanlar genellikle havuza rahatlamaya gelir. Hı? Evet, üzgünüm. Bugün biraz dikkatim dağınık gibi. Her şey yolunda mı? Evet, ben iyiyim. Sadece çok iyi uyuyamadım. Valium ister misin? Hayır, almayayım. Teşekkür ederim. İhtiyarla başa çıkmamda bana yardımcı oluyor. Seni duydum. Thank you.
Orada mısın? Dediğimi duydun mu? Biraz önce Shannon'la konuştum. Galiba biz gittikten sonra bir çocuk boğulmuş. Bu korkunç bir şey. Merhaba. Merhaba dostum. Nasılsın? Merhaba. Hemen buraya geldim. İçiyor musun? Peki iyi görünmüyorsun. Bir şey göstereceğim. Bana ne gördüğünü söyle. Tanrım Jack. Onu görüyor musun? Evet ama bunu görmek istemiyorum dostum. Bu çok... Oradayken çektin öyle mi? Üzgünüm sadece... delirmediğimden... emin olmalıydım. Tekrar fotoğraf çekmeye başladığın için... pek çok kötü anı da beraberinde gelmiş olabilir. Ama bu meseleleri kurcalayıp da... etrafına taşımana hiç gerek yok. Bu biraz da delilik. Belki deli değilimdir. Üzgünüm, sözlerimi yanlış seçtim. Sen deli değilsin. Asla öyle demek istemedim. Bak, bir saniye olsun. Söyleyeceklerimi dinle, tamam mı? Pekala. Ya birinin tehlikede olduğunu bilseydin, tamam mı? Ya da tehlikenin tam olarak onları ne zaman bulacağını bilseydin, sorumlu hissedip onları kurtarmaz mıydın? Bilmem, polis çağırabilirsin dostum. Polisler de deli olduğumu düşünebilir. Hala düzenli olarak o ruh doktoruna gidiyor musun ve ilaçlarını alıyor musun? Evet ama sebebi ilaçlar değil. Tamam, çünkü eğer ilaç alırken içki içersen kendine zarar verebilirsin. Walt, ilaçların nasıl kullanıldığını biliyorum ve mesele bu değil. Bundan fazlası var. Bu sanki Goosebumps'ın tuhaf bir bölümünde yaşamak gibi bir şey ama bunlar gerçek değil. Gerçek aslında benim seni sevmem ve Claire'in de seni sevmesi. Herkes seni seviyor. Eve döndün, güvendesin ve işler de gerçekten çok iyi gidiyor. Değil mi? Çok iyi gidiyor. İşe dönmem gerek. Ne, kalamaz mısın? Hayır, çok dakik çalışıyorum. Sen de buradan gitmelisin, tamam mı? Yarın beni ara. İrtibatta olalım. Tamam. Görüşürüz. Sadece... neyse, seni arayacağım. Tamam mı? Sağ görüşürüz. Olasın. İyi misin? Başka ister misin? Hayır, sanırım şimdilik böyle iyiyim. Pekala. Aslında sanırım bir tane daha içki alacağım, evet. Jack, son sipariş 20 dakika önceydi. Peki. Sen iyi misin? Üzgünüm. Dinle, ben zaman kavramını yitirdim. Üzgünüm. Yine mi baygınlık geçirdin? Bilemiyorum. Sanırım öyle. Bu farklıydı. Nasıl açıklayacağımı pek bilemiyorum. Ama en önemlisi de senin için waffle yaptım. Hey sen, onunla kal.
Yardım gelene kadar onunla kal, tamam mı? Evet, tamam. Burada kal. Şimdi altı haberleri muhabirine bağlanıyoruz. Penny Jones bu geceki yangına tanık olan biriyle birlikte. Bana dışarıda beklememi söyledi. Sonra onu kurtarıp ortadan kayboldu. Demek bu adamı tanımıyorsun. Hayır, ben onu daha önce hiç görmemiştim. Bu gizemli adamın kahramanca çabalarına rağmen ne yazık ki tüm haberler iyi değil. Kurtarılan kadının yaşlı annesi Alice Partridge bu korkunç yangının kurbanı oldu. Bayan Partridge 66 yaşındaydı. Bu gerçekten çok üzücü. Teşekkür ederiz Penny. Şey, aslında buradaki ana hikaye bu gizemli adamın onun kızını kurtarması olsa gerek. Sonuçta daha da kötü olabilirdi, değil mi? Sahi mi? Bu iyi o zaman. Bakış açını duymak güzel. Dehşet dolu anlar yaşattı. Geç kaldım. Görüşürüz. Charlie Hibbert. Telefonda makine hakkında konuşmuştuk. Aa evet, doğru. Antika makineyi alan sizdiniz. Evet. Bir bakalım. İçindeki bazı parçalar özel yapım gibi görünüyor. Sanki parça parça yapılmışlar gibi. Bakmamın bir sakıncası var mı? Lütfen. Evet Jack. Burada elimizde olan şey Kini Exacta'dan geriye kalan bir parça. Bunlar 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da üretilmişti. Bu makinenin özelliklerinden biri içindeki filmin sağdan sola hareket etmesidir. Evet, bunu fark ettim. Başta filmi yerleştirmek biraz zorlu olmuştu aslında. Ha. Yerleştirdiniz mi? Evet. Evet, birkaç çekim de yaptım. Bunu söyleyen ben olmak istemezdim ama bence bu makineyle çekim yapmanız mümkün değil. Günaydın güzellik. Haftada iki kez benden önce mi uyandın yani? Hı? Sen gerçek Jack misin? Bu sen misin? Evet, ben gerçek Jack'im sanırım. Kimsin sen? Hangi gün olduğunu asla tahmin edemezsin. Bugün dünya günü mü? Tekrar dene. O zaman... Kirpi günü mü yoksa? Dağ sıçanı günü mü demek istedin? Hayır, kirpi günü dedim. Yıl dönümümüz kutlu olsun.
Tada! Aman tanrım. Seninle Roma'daki sergide tanıştığım sırada ne söylediğimi hatırlıyor musun? Ne demiştim? Ne mi demiştin? Demiştim ki. Sanırım demiştin ki. Sen benim fotoğrafçılığımdan çok daha iyi bir ressamsın. Bugün neler yapmak istiyorsun? Aslında fotoğrafçıya gitmem gerekiyor. Kalan fotoğrafları da almalıyım. O yüzden... Onları ofise götürüyorsun demek. Evet, elbette. Belki de oraya geldiğinde görüşürüz. Merhaba, sanırım şu an toplantıdasın ve oldukça yoğunsun ama... Bence bu akşam başka bir yerde yemek yemeliyiz. Merhaba. Hazır mısın? Evet, sadece seni bekliyorum. İş bugün çok yoğundu. Orada buluşsak olur mu? Peterman'da bir geçmişimiz olduğunu biliyorum ama sadece ne bileyim, anla işte. Daha farklı bir şey deneriz dedim. Ben şu an Peterman'dayım. Ne? Hayır, lütfen. Hadi 10 dakika sonra orada buluşalım. Bekle, Claire. Pekala, orada görüşürüz, tamam mı? Seni seviyorum, hoşça kal. Lanet olsun. Hangi cehennemde bu? Düzgün konuş. Düzgün. Sağlam bir giriş yaptın. Hey. Eline ne oldu böyle senin? Arabamın camından. Sadece bir kaza oldu. Ne? Gitmemiz gerekiyor. Neden? Jack, yapma. Jack. Ben... Ne var? Jack. Her şey yolunda. Bayım. Çok üzgünüm. Her şey yolunda mı? Sorun çıkarmaya devam edecek misin? Hayır. Çok üzgünüm. Biz de tam çıkıyorduk zaten. Hadi gel, gidelim. Hadi. Kusura bakmayın. Dinle, Doktor Vogel'la tekrar konuşacağım, tamam mı? Peki. Üzgünüm. Dinle, biliyorum. Yıldönümümüzü tamamen mahvettin. Bunun farkındayım tabii ki. Acaba biraz bozukluk var mı? Dur, merhaba dostum. Sen bizi mi takip ediyorsun? Jack! Sadece biraz bozukluk lazım durumum. Jack, ne yapıyorsun sen? Bana lanet, para ne ver. Tamam. Sakin ol dostum. Buraya doğru fırlat. Cüzdanım burada, tamam mı? Ya onun çantası? İşte. O onun çantası. Çantayı al, tamam mı? Burada işte. İyi misin? Evet. Aman.
Aman Tanrım! Evet. Bilemiyorum. Gerçekten çok hızlı oldum. Pekala, anahtarlarınızı düşürdünüz. Sonra ne oldu peki? Beyefendi, geride durmanızı isteyeceğim. Nasılsınız efendim? Ben iyiyim. Ama pek de romantik bir yıl dönümü olmadı. Yardımınız için teşekkür ederim. İkiniz için de uzun bir gece olduğunun farkındayım. Evet. Evet. Elinize ne olmuş öyle? Ben anahtarımı arabada unuttum ve sonra camı kırmak zorunda kaldım. Bunu ilk defa duyuyorum. Yumrukla mı? Evet. İkiniz gidip biraz uyuyun. Lanet olsun.
fotoğrafları oynattı ki bu iyi bir şey. Ama bunu devam ettirebileceğimden endişeliyim. Kontrol edebileceğimi hissettiğim anda sanki bana çevremdeki bütün her şey yıkılıyormuş gibi geliyor. İnsanlar sevdiklerini korumak için her şeyi yapabileceklerini söylüyor. Ama onlardan bunu gerçekleştirmeleri asla istemiyor. Sanki dışarıdaki kötülüğü buraya çekiyormuş gibi geliyor. Beni kullanabileceğini biliyordum. O yüzden kirletildim. Bunlar oldukça zararsız eylemler gibi görünse de artık bana göre daha büyük anlamlar içeriyorlar. Ama tıpkı ateşe giden bir güve gibi yanmaya oldukça elverişliler. Zarar vermeye başladılar. Bir tane ev var. Sana sonra göstermem lazım. Yine de bunu yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hayır bebeğim. İzin alınacak bir gün varsa o da bugün. Hey bayım, iyi yardım mı lazım? Lastiğiniz için. Hayır, sanırım bunu hallederim. Sağ ol. İyi görmüyorsun kardeşim. Çılgınca bir hikayem var. Tap edilmiş her ruloda bir cinayeti öngören bir fotoğraf bulunuyor. Anlıyor musun? Ve her ölümde ancak kurbanın yerine başkasının geçip aynı şekilde ölmesiyle önlenebiliyor. Ama her kurban bir sonrakiyle yer değiştiriyor. Fotoğraflar gün be gün değişip duruyor ve son ruloda bulunan fotoğraftaki kişi de benim aslında nişanlımdı ki onu kurtardım. Tamam mı? Ama buna gelince... Elbette bütün bunlar aslında benim keçileri kaçırmadığıma dair birer kanıt niteliğindeler. Yani demek istediğim ya bu makine lanetli ya da ben ruh hastasıyım. Çok çılgınca. Değil mi? Benim adım bu. Jack. Dediklerinin tek kelimesini bile anlamadım. Ama konuşacak birinin olması güzel. Tamam. Yine mi gidiyorsun yoksa? İyi olacak mısın? Evet. Bol şans. İyi iş çıkaracaksın. Seni seviyorum. Ben de seni. Çılgınlık. Bu gerçekten. Gerçekten delilik. Seni pislik sapık herif. Şişman bir adamdı. Gözlüklü ve beyaz atleti vardı. Thank you.
misin? Hayır! Ne yapıyorsun böyle? Yapma! Yapma! Bana bunu niye yapıyorsun? Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Lütfen dur artık. Dur. Lütfen. Dur artık. Lanet olsun. Neler oluyor? Hey. Biraz dalıp gittin. Film o kadar sıkıcı mı? Hayır. Hayır, üzgünüm. İş görüşmen nasıl geçti? İyi geçti diyebilirim. Tamam. Peki ben? Fotoğrafları beğendi mi? Evet. Öyle görünüyordu. Gördün mü? Sana söylemiştim. Baksana, bu sana biraz garip bir soru gibi gelebilir. Ama... Tamam. Diyelim ki dışarıda biri var.
Ve bu kişi bir şekilde kimin, nerede ve ne zaman öleceğini biliyor. Bilmek ister miydin? Bu gerçekten de tuhaf bir soruymuş. İster miydin? Gerçekten yanıtlamamı mı istiyorsun? Hayır. Sanırım ben bunu bilmek istemezdim. Bu bir yük ve seni delirtebilir. Şu korkutucu soruları sormayı bırakalım artık, olur mu? Hadi buraya gel. Evet. Bir dahaki sefere romantik komedi izliyoruz. Orası kesin. Alo, merhaba Bayan Henderson. Merhaba, ben Abrams Emlakçılık'tan arıyorum ve özürlerimi sunarak toplantımızı yarın almamız mümkün mü acaba diye soracaktım da. Harika, çok teşekkür ederim. Baksana, az önce bir hanımefendi aradı ve toplantınızın saatini akşam 5 olarak değiştirdi. Sanırım Henderson'dı. Tamam. Telefonumu mu açtın? Evet, kusura bakma, aslında birazcık yarı uykuluydum. Ne yaptığımı bilmiyordum. Olamaz. Ona baktırmalısın. Hadi önümden çekil ki ben de artık hazırlanabileyim. Bir kabus daha mı gördün yoksa? Sanırım ben hala uyuyorum. Merhaba. Ted'in dükkanına hoş geldiniz. En sağlam ahşap, en ucuz fiyat garantili. Eğer size yardım edebileceğim belirli bir konu varsa dükkanı gezdirebilirim. Sadece birkaç şey alacaktım. Tamam. Tamam, benim adım Ted. Bir şeye ihtiyacınız varsa ben buranın sahibiyim. Bununla gurur duyuyorum. Tamam. Burası bir firma değil. Ama tabii o günleri de göreceğiz. Tamam. Evet, tamam. İyi alışverişler dilerim. Dinle dostum, bu oldukça kaliteli bir çekiç. Polinezya odunu, başı tam 204 gram. İnanılmazdır ama savurma şeklin kötü. 2 yaşındaki yeğenimden bile kötü. Hem onda Parkinson var. Sana uygun tekniği göstermemi ister misin? Evet, tamam. Bak, bileğini dik tutmalısın, tamam mı? Bu ufak bileklerle onları sıkıca düz tutmazsan bileklerini sarabiliriz. Yardımı olur, tamam mı? Çok güçlü şekilde savurman gerekiyor. Tamam mı? Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Sanırım hepsi bu kadar. Peki. Çünkü ya, düşünüyordum da. Neden bana dokunuyorsun? Belki kalçanı örtecek güzel bir alet kemeri iyi olurdu. Ödeme yapabilir miyim? Evet, evet, kasada görüşürüz. Pekala,
Hepsi 42.97 tutuyor. Şimdi de sırada bir son dakika haberimiz var. Yetkililer kötü şöhretli seri katil Charlie Hibbert'ın cesedini bulduklarına inanıyorlar. Geçen akşam ailesinin ölü olarak bulunduğu bir fırtına sığınağında yerli kişilerce bir ceset keşfedildi. Şüphelerin gerçek olup olmadığını kanıtlamak üzere... Dünyadan müşterime. İşte geldi. Yani namı diğer balayı... Dünyadan çağrı var. Önce bir cinayet işlemiş. Aslında bir şeye daha ihtiyacım var. Abi, sizde şey var mı? Hani bir bezin üzerine sürerek onu birine koklattığınız zaman bayıltıcı etkisi olan o sıvılardan. Birini mi bayıltmak istiyorsun? Sevmediğin bir eski eşi falan mı var yoksa? Hayır, bu göründüğü gibi değil. Elbette. Bence Charlie Hibbert başlangıç seti gibi duruyor. Sabah saatlerinde Kaliforniya Amador City'de ufak çaplı bir çatışma yaşandı. Aslında dostum, senin burada ne yaptığını bilmem gerekiyor. Marketteki insanların rehin alma girişiminde bulundu. Halkın müdahale etmesi neticesinde olaylar dışarı taştı ve çevrede kısa süreli bir panik yaşandı. Neyse ki polisin kısa sürede olay yerine gelmesiyle yaşanabilecek daha büyük çapta olaylar engellenmiş oldu. Niye kayboldu bu? Lanet olsun! Psikiyatristim beni arıyor. Dalga geçiyor olmalısın. Thank you.
Bugünkü karışıklık için üzgünüm. Ama size bu binayı göstereceğim için çok heyecanlıyım. Sanıyorum ki yeni Henderson aile evini sonunda bulabildik. Salonu görene dek bekleyin. Eşsizdir. Sen iyi misin? Hayır. Ben hiç iyi değilim. Sen iyi misin? Evet, üzgünüm ben. Sanırım başka bir baygınlık geçirdim. Evdeyken merdivenlerden falan düşmüş olmalıyım. Yine o kadar kötüleşiyor mu? Sorun değil. Gitmek ister Öyle. Misin? Tabii. Öyle görünüyor ki kötü gününüz kötü bir haftaya dönüşüyor. Bu kez de yolcu camından falan mı düştünüz yoksa? Bu sadece bir kazaydı. Kazalara yatkın mısınızdır? Ben yatkınımdır, o yüzden demiştim ki... Bakın, çok şey yaşadı. Artık eve gidebilir miyiz? Claire, nasılsın? Bunu sormak için uygun bir zaman değil belki ama ifadene ihtiyacımız var. Gelmemi ister misin? Hayır, burada kal. Ben hallederim. Tamam. Bebeğim, sen iyi misin? Ha? Beni yalnız bırak. Yalnız bırakmak istemiyorum. Bak, senin iyi olduğundan emin olmalıyım. O zaman sana bol şans. Ne? Çünkü iyi olabilecek miyim bundan emin değilim. Bunu konuşmak ister misin? Hayır. Hayır demek. Bak, bence bunu konuşmalıyız. Konuşmak mı istiyorsun? Evet. Tamam. Kimsin sen? Ne? Çünkü sen artık her kimsen. Benim Jack'im değilsin. Neler olduğunu bilemiyorum. Biliyorum. Oldukça sıkıntılı zamanlar geçirdin. Ama eskiden bana hiç yalan söylemezdin. Sana yalan söylemiyorum. Sadece gerçeğin ne olduğunu bilemiyorum. Evet, evet ben de bilemiyorum. Benle konuştum. Fotoğrafları hiç teslim etmediğini biliyorum. Fotoğraflar. Senin onlar hakkında konuşmak istiyordum. Tamam, fotoğraflarda yanlış bana. Bir şey var. Fotoğraflarda açıklayamadığım bir şey var. Peki ya bunu söylemek için ona bir telefon açamadın mı acaba? Çok üzgünüm. Sana ben... bu işi ben bulmuştum. Biliyorum. Ve bu arada bu senin koskoca bir sene boyunca tatlım, bulmuş olduğun tek işti. Bunun farkındayım. Üzgünüm. Yarın başka bir görüşmem var. Bu üzgünüm. Ne fark eder ki? Sen onu da batıracaksın. Şimdi beni rahat bırak. Artık seçilmemin tesadüfi olmadığını biliyorum. Ben sorunluyum. Çaresizim. Ve de bunalımdayım. Kesinlikle bir kurbandım ve bunu anlıyorum. Ancak... En sonunda yapmam gerekeni yaptım. Bu konuda ne yapmam gerektiğini hissettim. Ama kontrol bende değil. Zaten başından beri bunu istemişti. Bunca zamandır biliyordu. Her an bu daha da kötü olamaz diye düşünüyordum. Sadece... ben çok yanılmışım. Tanrı Amerika'yı kutsasın.
Merhaba yakışıklı, yardım edebilir miyim? Aslında ben bu işin usulünü pek bilmem. Tatlım, işin usulünü bilmiyorsan yanlış yere gelmişsin. Acaba ne kadar yani... Beklesen sen Kassandra'sın değil mi? Cassie burada değil tatlım. Güzel pencere. Anlaştık mı? Çok gürültülü. Shannon, sen misin? Benim. Jack. Jack, orada ne yapıyorsun? Bir şeyi tamir ediyordum da Claire dedi ki bir tesisat sorunu varmış. Ne? Neden bunu yapıyorsun ki? Dene, işini bitir. Ben birkaç dakika sonra buraya geleceğim. Tamam. Lanet olsun. Jack, neler oluyor? Bu gerçekten çok tuhaf. Jack! Göründüğü gibi değil. Bekle. Bekle. Lanet olsun. Hayır. Dinle beni. Hayır. Bak, beni seviyorsun. Hayır. Sana zarar vermeyeceğimi biliyorsun. Hayır. Şanın, bırak şanın, beni. Beni dinle. Hayır. Beni dinle. Dinle. Tamam. Claire'i korumaya çalışıyorum. Hayır. Tamam mı? Bak, bunu hayır. Sana açıklayabilirim. Beni dinle. Açıklayabilirim. Hayır. Claire'in başı dertli. Onu korumaya çalışıyorum. Hayır. Tamam. Bırak beni. Çek ellerini. Bırak beni. Bırak beni. İzin veremem. Çek ellerini. Lütfen bunu bana yaptırma. Tamam mı? Bak üzgünüm. Çok üzgünüm. Hayır. Üzgünüm. Hayır. Hayır.
Sen iyi misin tatlım? Hasta gibi görünüyorsun. Hayır. Ben iyiyim. Bunları yapman gerekmezdi. Ama yapmak istedim. Ayrıca bu aralar iyi bir sevgiliymişim gibi hissetmiyorum. Dün gece pişman olduğum şeyler söyledim. Nişanlı. Bu doğru. Biraz daha şarap ister misin? Lütfen. Burada tam hizmet veriyoruz. Hı hı. Parmağında biraz biftek sosu kalmış. Şey aslında o... Benimle banyoya girmek ister misin? Çok güzel görünüyorsun ama ben biraz dinleneceğim. Son bir tane daha. Neler oluyor? Hey, artık banyo yapabilir miyim? Ne? Neler oluyor? Elin. Elime elin ne olmuş Jack? Jack, neler oluyor? Çığlık atıyordun, çığlık attığını sandım. Hayır, hayır çığlık falan atmıyordun. Sen iyi misin? Üzgünüm, ben sadece... Hey. Çok yoruldum. Hayır. 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 Artık yeter. Beni başından savmayı bırak artık. Ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Olanları, bana güvenmek zorundasın. Olanları açıklaması zor. Aman Tanrım. Buraya kadar. Üzgünüm ben. Konuşamayacağım. Yaşattıklarım için
Senden gerçekten çok özür dilerim. Sana her şeyi anlatacağım. Hep burada olacaktım. Bunu yapacak olan kişi ben olacaktım. Tıpkı benden önce gelen bütün o kişiler gibi. Nerede başlayıp nerede biteceğini bilmiyorum. Kötü lanetler, doktorlar, ruhlar, tüm hepsi. Kusurlu, kibirli, umutsuz. Hepimizin tek bir lanet yazgısı var. Seçimler, savaşlar. Yapmak istemediklerimiz ama yaptıklarımız. Zarar verdiğimiz insanlar. Gerçekleşmesine sebep olduğumuz olaylar. Sokağın karşısına geçerken izlediğimiz böcekler. Olayları değiştirebileceğimizi sanıyoruz. Kontrol bizde sanıyoruz. Ama yanılıyoruz. Aslında öyle değil. Merhaba Jack. Seni biraz ödünç alsak... Bizimle gelmeni istiyoruz. Üzgünüm ama iyi bir zaman gitme değil. Gitme zamanı. Bu konuda söz sahibi değilsin. Neler oluyor burada? Sadece kapıyı kilitle. Ben iyiyim. Dur, tamam. Dur bekle Jack. Neler oluyor? Jack. Hiçbir yere gitmiyor. Hangi gerekçeyle? Benim isteğimle. Dinle, yeterince iyi ifade ettin. Bana birkaç saat verin, konuşmaya başlayacak. Ford, sen oldukça sessiz duruyorsun. Gözaltı için yeterli kanıt var mı? Hayır efendim, yok. Çok sıkı çalıştığını biliyorum ama konudan sapma sakın, anladın mı? Daha çok kanıt elde edersen ona dava açarız. Saygısızlık etmek istemem ama bu hata olur. Bu adam savaş alanında 6 ay geçirdi. Bir fotoğrafçı olarak Tanrı aşkına. Neler gördüğünü biliyor musun? Nasıl duyarsızlaştığını biliyor musun? Adamın arkadaşları gözünün önünde öldüler. O her şeyini kaybetti. Aklandığını söylemiyorum ama masumsa onu burada tutup ona bunları yaşatmamız yanlış. Seni gerizekalı. Perşembe günü River Hills bölgesinde olduğunu çoktan itiraf etti. Ki bunu da açıkladı. Tüm saygımla söylemek isterim ki içgüdülerimize dayanarak birini burada tutamayız. Bir de gerizekalı kelimesini kullanmasak bu çok çirkin. Bu lafı kimse kullanmıyor. Lanet olasıca gençler. Pekala pekala, tamam, sakin olalım. Dawson, sana güvenirim. Ama daha fazlası lazım. Bunu doğru yoldan yapalım. Onu salın. Emredersiniz.
Dinleyin, bütün gün buradaydım. Tamam mı? Size yardımcı oldum. Avukatım olmadan tek bir kelime daha etmeyeceğim. Boynundan silahla vuruldu. 4 kat aşağı düştü. Karnından bıçaklandı. Kafatası parçalandı. Dövüldü ve kazık saplandı. Hangisi en sevdiğinizdi Bay Sıralır? Konuşun benimle. O hala burada ne arıyor? Dedektif Dawson. Ona engel olman için seni onun ortağı yaptım. Adamı buradan çıkartın. Bay Zeller, serbestsiniz. Görüşeceğiz. Dikkatli sürecek. Son zamanlarda yaşanan ölümlerle ilgili geldim. Merhaba. Tatlım, eve geliyorum. Evde kalmanı istiyorum, tamam mı? Kapıları da kilitle. Ben... Lanet olsun. Lanet olsun. Daha hızlı gitmelisin. Claire. Claire. Claire, beni dinle lütfen. Bugün ne yaparsan yap, depoya sakın gitme, tamam mı? Sakın depoya gitme. Mesajı alınca ara, oldu mu? Ben bunun nasıl sona ereceğini bilmiyorum. Ben bir süreliğine uzaklara gidebilirim. Ama şunu bilmeni isterim ki, her ne yaptıysam ikimiz için yaptım. Senin için. Tamam mı? Seni seviyorum. Başta bunu düşünmemiştim. Pek çok insan bana tuhaf şeyler getiriyor. Ayrıca Jack'i senelerdir tanırım. Kimi? Jack Zalup. Lanet olsun. Bun! 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 Dawson. Şuna bak. Bu Claire. Claire mi? Evet. PG Pizza'yı aradınız. 30 dakikaya pizzanız elinizde. Burası da neresi? Burası aynı yer. Bak. Evet burası... evet. Rose eskiden burada yaşardı. 45. caddedeki depo. Anons yap. Hadi. Kimse yok mu?
Kimse yok mu? Pizzacı geldi efendim. Merhaba, kimse yok. Kapa çeneni, konuşma. Neler oluyor? Lanet olsun. Bak, işaretli sürücünün sadece 20 dolar bozuldu. Daha hızlı, yürü, yatıyor. Yürü. İstediğin her şeyi al. Lanet pizzayı da al. Yürü, yürü, yürü. Tamam. Bak, bunu yapmak zorunda değilsin. Hadi. Duvara dön. Dizüstü çok. Jack? Walt. Burada ne halt ediyorsun sen? İşimi yapıyorum. Ne? 30 yaşındaki adam pizza mı dağıtır? Elinde silahla ne yapıyorsun? Lanet olsun. Olamaz. Bak. Jack. Jack, sorun yok dostum. Duvara dön. Arkana dön. Lanet olası dizinin üstüne çök. Yapma dostum. Duvara bak. Lütfen yapma dostum. Bana bakma. Jack? Jack! Sona ermeli diyecek. Bunun sonucu olması gerekiyordu. Bu